Var, ayın ilkini yakalayacağız. Ben takvime göre ilk gece diye okuyorum, okuyacağım duayı. Neden? Ayın üçü oluyor ancak gökte görebiliyorum üçünde. Hilal duasının üçüne mi bekleteyim mesela? Şimdi Ramazan'a başlıyorsun da bu hesapla. Gökteki çizgiyi nasıl göreceksin sen Habertürk'ün tepesine çıkıp ya? Her taraf aydın, şehrin ışığı. O gök çizgisi çok karanlıkta olacak. Bir de onu ehli anlar. Çölde görünür. Ehli anlar. Yani şimdi bunu burada herkese Hamsi siz görün... göremezsin. Ha? Hamsi'ni nasıl göremezsin? Fırtına falan nasıl göremezsin? Evet, göremezsin. Bir de çok... çukuru yeteken göremezsin. Efendim şimdi çölde bu kadar göremezsin. Ramazan'a başlamadan tut, bayramından tut, bu kadar hükümü bu dinin hesapla, kitapla, takvimle oluyor da diğer namaz vakitlerinin hepsi bu takvimden oluyor da sen millete kalkıp da aydınlandı mı aydınlanmadı diyerek göz bakışına bunu havale edemezsin. Çünkü bu göz bakışıyla değil, bu hesapladır. Yani ben gökte onu gördüğüm için Allah'ın dediği aydınlık gökteki çizgi. Bu yerdeki aydınlığı söylüyor. Ama minel fecri diyor. Beyaz iplik, siyah iplik nedir? Ufuktaki çizgidir. Ufuktaki çizgiyi sen yerde bu durduğun yerdeki aydınlık oradan buraya yansır mı? Güneş mi doğdu ki burayı aydınlatsın? Ufuktaki çizgi orada duruyor. Oraya bakan görür. Yani kesinlikle bu hesaba uyulması lazım. Milletin orucu Allah muhafazasın çok büyük tehlikeye gider. Yani kimse buna itimat edip de yarın ahirette o zaten kendi yükünü taşıyamaz. Milletin yükünü hiç bana ne uydunuz der. Samimi söylüyorum, azabı gördüğü zaman ne yapacak? Diyecek ki bana ne diyecek ya, bana ne uydun, o kadar diyanet vardı diyecek. Dinler mi oradakiler? Ne yapacak? Hepsi azabın içinde, herkes birbirine dalacak zaten. Kur'an. Uyulanlar uyanlardan beri olmaya çalışıyor. Ben mi seni çektim? Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Ben mi seni çektim diyor. O da diyor ki sen beni ifal ettin, sen beni teşvik ettin. Ya zorlan o Nuran Hoca, kadıncağız herhalde oruç tutan da bir kadın. Kadın da içti ya, biz de vah dedik, kadıncağızı açıyoruz yani. Adam 80 senedir oruç tutuyor, kadın onu da içirtiyor. Ya sen niye zorluyorsun yani milleti içmeye ya? Peki hocam ya? Bu işi aracılık yapanın günahı var mıdır? Olmaz olur mu, ben çok büyük tehlike var ahirette. Günah mı şimdi hangisi? Yani vebali günahı tabii var. Ne sebep sen? Olanın bunun... Sen burada bunun sebep oldun. Anlamadım sen. Ya şimdi onlar da ne çıkacağını mevzudan bilerek çıkartmıyorlar. Ama bu kadar bariz bir şekilde efendim bak içiyorum, için. Ya niye için diyorsun? Ha şunu dese anlayacağım, sabah namazını geç kılın. Dese belki hadi sabah namazına titizleniyorsun, vakit girmedi diye. Ama bunu evvel niyet etmekte bir sorun yok ki ya. Sorun yok bence de. Yani sahura kalkmasan ne olur? Bunu niye bu kadar mevzu yapıyorsun? Bence de, bence de. Bana da garip geliyor. Hani erken iftar yapıyorlar dese derim ki tamam günaha giriyor. Ama hocam, erken oruca başlıyorlar, günah yok, bir şey yok. Hocam sizce iftar saati doğru mu? İftar tabii, grup tabii. Hatta geç. Geç mi? Birkaç dakika payla geç oluyor. Yani o yine temkin payı koyuluyor. Mesela Şia bir 8 dakika daha bekler. Yok, bizdeki beklenecek hali yok. Bizdeki tamam. Bir kere bize bir Hindistan'da ulema gelmişti. Akyazı'nın bir yaylasındaydım. Çok sene evvel. Dediler ki yani izâ ekbele leylu min havna ve edberen nehar min havna fakat eftara sahim. Bu hadis sahiptir. Gece buradan geldi mi, gündüz buradan gitti mi, oruçlunun iftar vakti girdi. Bu hadise göre yani siz geç biraz yapıyorsunuz bile dediler bize. Yani Şia'nın o beklemesi, bir de şu var. Sümme etimmus sıyame, orucu tamamlayın ilelleyl diyor. Geceye kadar tamamlayın. O ila gaye mugaya dahil yani gece oruç bid'attır. Gece girer girmez bir de iftarın acele yapılması sünnette. Habbukum ileyye acelukum fitra. Hadis-i Kudsi'de en sevdiğim kul en acele iftar açanınızdır. Yani vakti girmeden değil tabii. Vakit girince en acele iftar. Neden? Aciziyetini gösteriyor. Almış suyunu, hurmasını bekliyor böyle. Ya Rabbi ben acizim, dayanamıyorum işte. Vakit girer girmez açacağım. Bunu göstermek lazım. Tacilül iftar ve tehirus sahur. İftar acele yapmak, sahuru geç yapmak. Ama iftar acele yapmak nasıl? Vakit girmeden değilse sahuru da geç yapmak. Sahuru da geç yapmak vakit çıktıktan sonra değil yani. Perdeleri kapasak. Perdeleri kapasak. Tabii sen o zaman siyah perdeyi çek, akşama kadar ye. Sana kimse bir şey demez. Ama milletin orucunu yedirtme. Yani bu çok büyük bir laçkalık. Bir de hakikaten Diyanet bu işte hakikaten hassas. Takvim işinde, hesap işinde çok uzmanları var. Fakat sesleri zayıf çıkıyor. Yani siz de o gece bağladınız. Güzel oldu. O ben çok çatlayacaktım yani. Şeyden birçok kimsenin tabii hocalar, macular, telefon ettiler. Herkese sancı girmiş yani. Hocam arasaydınız. Efendim nasıl arayan? Bağlanmıyor diyorlar. Yok bağlardık sizi canım. Ya bir yolunu ondan bulurdu. Sonra ben de şimdi bir şey diyemedim. Bu sefer baktım Diyanet'ten bağlanınca bir içime bir rahatlık geldi. En azından bir haklı söylüyor. O adamcağız da çok kibar.
Ya böyle boş kibarlıkla olur mu, millet orucu yiyecek ya. Yani biraz müdahale etmek lazım. Hocam ne yapacak, sopayı mı alıp gelecek? Yok ondan değil, konuşmak üstü bu. Hı. Yani saygı duyuyorum. Kibar şöyle bir şey mi, evet, tamam evet. Da şimdi saygı duyuyorum falan diyeceğim, bizim millet bu da mı doğru acaba der. Öyle dememek lazım. Ve bu yanlıştır. Evet kesinlikle ilk vakti, yani bir de Diyanet artık zaten ihtiyat vaktini ele almış. Artık ondan sonrası yok. Peki hocam. Sabah namazı kılınabilir mi? Kılınır. Kılınır ama ne kadar geciktirirse o kadar eftaldir, sevabı fazladır. Ama biz bunu niye diyoruz? Eğer adam yatıp uyuyacak da...